Siz canlı yayınımıza devam ediyoruz şimdi sevgili izleyiciler. Bütün aralarımızı verdikten sonra bu kez kesintisiz ve uzun bir şekilde karşınızda olmak istiyorum. O yüzden böyle yapıyoruz. Şimdi 15 yaşındaki bir kız çocuğu 10 yıldır kayıp. Üstüne üstü kayıp olduğu sırada hamile. Ve annesi kocasından şüpheleniyor. Evet. 10 yıl boyunca kocasının baskısından ve onun despotluğundan korktuğu için o evde kalmaya devam ettiğini ve susmaya devam ettiğini söylüyor. Daha doğrusu o sırada öldürmüş olabileceği aklına gelmiyor. Yani gerçekten kızının birileri tarafından kaçırılmış olabileceğini düşünüyor. Aynen. Fakat sonra Fatma artık diyor ki katil Mustafa olabilir. Kesin ya, yani kesin, kaçtığına göre kesin. Mustafa bugün yani burada değil. Çünkü şey, Mustafa sevgilisi Mehrican'la beraber, takma adı Zeynep'le beraber, çocukları da yanlarına alıyorlarmış. Birlikte kaçmaya karar vermişler. Birlikte gitmeye karar vermişler. İşte ne çek, böyle başka? Böyle ondan sonra önce bir turistik geziye çıkacaklarmış. Buradan kaçarak gidiyorlar, bu bir gerçek. Eminönü'nde turistik geziye. Ve Mustafa senin kızına öldürülmüş. Sen ne Eminönü'lerde geziyorsun? Madem katil sen değilsin Fatma. Sevgilini alıp Mehrican'ı alıp, onu da açıklayacağım hepsine. Mehrican'ı alıp çocukları alıp bir de turistik geziye mi çıkıyorsun utanmadan? Katil Fatma'ysa otelde ne gelip yan gelip yatıyormuşsun? Sinirliymişsin. Daha fazla sinirlen. Daha fazla sinirlen. 10 yıldır susmaya devam etmişsin. Şimdi İstanbul'a gezmeye mi, turistik gezmeye mi geldin sen? He? Sana böyle bana Didem Turizm falan diyenler acaba Mustafa Turizm diyecekler mi? Neydi bu adamın adı ya? Halil. Halil. Diyecek misin Halil? Mustafa Turizm bak Eminönü'nde geziyor Mustafa Turizm. Tamam mı kardeşim, sizin oraya geliyor. Çocuklarınıza mukayyet olun. Çünkü katil olduğu iddiası var yani. Bilmiyorum oraya mı gelecek, ne yapacak, ne edecek. Çünkü Fatma diyor ki katil diyor. Aynen. Babası Tahsin canlı yayını göreyim ben. Bekle Mustafa, her şeyi açıklayacağım. Mehrican'la ilgili her şeyi açıklayacağım. Neler, hangi dolapları çevirdiğinizi açıklayacağım. Az sonra. Zeynep Kod adlı Mehrican diyelim daha doğrusu. Pınar düzeltti beni, doğru. Doğrusun Pınar'cığım. Zeynep Kod adlı Mehrican. Kod adı Zeynep. KJ'de böyle yazar mısınız? Zeynep Kod adlı Mehrican'la ilgili Didem gerçekleri açıklıyor. Millet beni tanımasın diye sahtedi. Hepsini yayınlayacağız. Sen işte Tahsin. Tahsin Bey, oğlu neden kaçtı? Duyuyor musun Tahsin Bey? Oğlu neden kaçtı? Katil değilse senin oğlun. Neden yayınlardan kaçtı gitti? Niye kaçıyor oğlun abla, senin? Abla ben bilemem ki şimdi niye kaçtığını, niye bilemem. Bilemem abla. Senin oğlun 10 yıl boyunca torunun kaybolmuş. Bu yalanları neden söylediler size? Oğlun sana neden bu kadar Mustafa yalanlar söyledi? Sen vallahi nasıl... işte... Ha, söyle Tahsin Beyciğim. Ya ikisi de yalan söyledi abla, ikisi de aynı bak, ya. Bak bir şey söyleyeyim Tahsin Bey. Senden şunu rica edeceğim. Fatma'yı karıştırma. Tamam mı? Sonuçta Fatma, ikisi de aynı bana deme Tahsin Bey. Evet. Neden biliyor musun Tahsin Beyciğim? Bak sonra başka bir şey, aklıma başka sorular gelecek. Buyur abla. Çünkü neden biliyor musun? Senin torununun öldürüldüğünü, kaybolduğunu Fatma şey yapıyor, şikayetçi oluyor, devlete söylüyor. Tamam, senin oğlun hiçbir şekilde benim kızım kaybolmuştur. Evet. Fatma onu öldürmüştür diye asla gidip başvuruda bulunmuyor. Bunu o yüzden Fatma'yı unut. Fatma 10 yıldır sustuktan sonra yaptığı bir hata var. 10 yıldır susmuş. Aynen. Ama Fatma şimdi konuşuyor. Bak konuşuyor, diyor ki hatta babasının, senin oğlunun kızına zarar vermiş olabileceğini söylüyor. Oyun oynuyor dedim ama oyun oynuyor. Başka bir şey geldiğinden beri oyun oynuyor burada. Oyun oynuyor. Sevgili buldu geldi. Sevgili Bilal ne zaman buluverdi? Sevgiliyi bulmasının nedenini de ben şöyle düşünüyorum. Beni kışkırtma. Beni kışkırtma. Hayır. Sen boş ver. Sen beni kışkırtma. Yok, beni kışkırtma. Onun şeyi oydu. Hayır, seni kışkırtmak. Aynı zamanda bakın benim Zeynep Kod adlı Mehrican diye sevgilim var. Bak bu sevgilim bana güveniyor. Bana güveniyor. Ben katil olsam Mehrican ya da Zeynep. Zeynep nasıl yanımda olur? Bir kadın yanımda duruyorsa ben katil değilim demek istiyor. Aslında o yüzden bence. Doğru mu Tahsin Bey? Senin oğlun böyle plan mı kurdu? Ya abla bilemem ki ya, şimdi 10 senedir bunlar sakladılar. 10 senedir sakladılar, şimdi herkese gelin ettik. Gelin ettik diye söylediler bunlar. Herkese Çarksaray'a duyurdular bunlar böyle abla ya. Peki senin oğlun 10 sene boyunca neden... Mahallede gidip... biliyor. Ha, söyle canım. Duyuyor musun beni? Bak ben sana şunu açık ve net bir şekilde soruyorum.
Senin oğlun, senin oğlun, duyuyorum abla, senin duyuyorum. Oğlun torununu öldürmüş olabilir mi? Çünkü senin oğlun 10 yıl boyunca karısı katil olsa ya da karısının sevgilisi katil olsa Mustafa susar mı Tahsin Bey? Senin oğlun susar mı? Ya susmaz abla, susmaz ya. Susar mı ya? Demek ki neymiş? Fatma ya da sevgilisi bu olayı gerçekleştirmemiş. Bunu artık, çünkü Mustafa öyle bir adam ki. Ya evet. Mustafa öyle bir adam ki, değil mi? Yani karısı ya da onun sevgilisi bu çocuğu, senin torununu öldürse, çocuğu hamile bıraksa sevgilisi, Mustafa ne yapardı? Bak sen oğlunu iyi tanıyorsun. Yani biri onun kızını, tanımadığı biri hamile bıraksa Mustafa ne yapardı? Ya abla yıkar yıkar ortalığı ya. Bu yani şeyden adamı bulur. Ya bulur abla ya. Yani ola biri hamile olsa bulur ya, bulur çıkarı veya ona gönlü verir ya. Peki. Gönlü verir abla, öyle bir şey yok ya. Hamilelik yok, bu yalan abla ya. Ama Mustafa beni tehdit ediyormuş, diyormuş ki Didem Mehrican'ın kod adı Zeynep olan Mehrican'ın fotoğraflarını, görüntülerini, evdeki dans görüntülerini yayınlarsa oraya geliyorum. Öyle mi? Öyle tehdit mi ediyorsun beni? Hodri Meydan, birazdan yayınlıyoruz. Az sonra. Az sonra mı kendim yapıyorum? Az sonra yayınlıyorum. Arkadaşlar hazır olur olmaz bana haber verin lütfen Pınar. Dün peki söyle Fatma. Dün dedi ya, neydi, dediydi, bana dedi ya. Hodri Meydan mı bir şey dedi. Evet. Hodri Meydan işte, şimdi gelsin bakalım hadi şey edebileceğse. Hodri Meydan. Hodri Meydan. Hodri Meydan. Senin oğlun 10 yıl boyunca Tahsin Bey neden sustu? Vallahi abla gelin ettik deyince herkese inandırdı ya. Hayır, herkes indi kasaba, Çarıksaray, komple belediyelik, muhtar, her taraf inandı bunlara. Bak Tahsin Beyciğim, ben senin çocuğunun ya yani torunun ölümüyle ilgili bir şey bilsen gidip hemen jandarmaya koşacağını ve başvuracağını biliyorum. Sen vicdanlı bir adamsın, vicdanlı bir dedesin. Ama ben şunu merak ediyorum, senin oğlun 10 sene boyunca hepinizi kandırmış, bunu anladık. Yani sana yalan söylemiş, annesine yalan söylemiş, abisine yalan, abiyle konuşmuyor zaten. Herkesi bunu gelin ettik diye yalan söylemiş. Sence Mustafa, bak sen, o senin oğlun. Mustafa, evet, aynen abla, aynen. Değil mi? Hepinizi kandırmış, onu anladım. Peki Mustafa böyle gelin ettik gittik diye böyle kız gitmiş olsa gerçekten kahreder mi? Yoksa kızının peşine düşer, kızını araştırır mı? Araştırmaz mıydı senin oğlun? Ya kahredilir mi abla ya? Evlat yok ya, kahredilir mi ya? Bir an evvel çocuğu aramak için uğraşır ya. Kime kahrediyor ya? Çocuk evlat yok ya abla ya. Niye kahrediyor bu adam? Araştırır abla, araştırır. Niye araştırmadı Mustafa? Niye kahrediyor ya? Kime? Kahretmiş. Ya işte kahrediyorsun diye böyle bir dava olur mu ya? Mustafa o kadar çok duygusal bir adam. Evlat yok. Bak Tahsin Bey, Mustafa o kadar duygusal bir adam mı? Kahredip böyle içiyle kapanacak bir adam mı? Yani ben kahrettim deyip böyle kimseyle konuşmayacak yok bir adam mı? Yok ya abla, ne kapanacak abla adam ya? Çocuğu olmadığı zaman dünyayı yıkar ya, muhtara gider, belediyeye gider. Şimdi diyor ki o gece ben geldim Fatma'nın, Fatma'yı hemen gelir gelmez de sana çocuğu soruyor bu arada nedense. Hı. Yani kendisi öyle söylüyor. Ve yani Isparta'da olmadığını söylüyor. Bakın Tahsin Beyciğim, senin oğlun Isparta'ya gitmeden önce sürekli köydeymiş zaten. Çalışmaya gitmemiş. Değil mi? Köydeydi senin oğlun. Evet. Tamam. Senin evet. Tamam, senin oğlun köyde. Sonra senin oğlun köydeyken kızı nasıl kayboluyor? Niye bunu fark edemiyor Mustafa? Ya abla, bu çocuğu bunlar verdiler, bunlar gelin ettiler bu çocuğu ya. Verdiler, gelin ettiler bu çocuğu bunlar. Verdiler bir yere, diyemiyorlar bunlar ya. Ya bunlar verdikleri yeri söylemiyorlar. O onu demesini bekliyor, o onun gibisini bekliyor. Açıklayamadılar bunları ablacığım ya. Söyle Fatma. Yaşadığını bilsek niye söylemeyelim? Bak, ne de söylemeyelim? Yaşadığı keşke yeri bilsek... Da, şey ya söylemiyor, biliyor ya. Biliyor. Ya bak, biliyor ablacığım, biliyor. Hmm. Tahsin Bey ancak şunu bilebilir, cesedin yerini bilebilir. Senin torun ölmüş Tahsin Bey. Günaydın. Torun ölmüş, öldürmüşler. Ya abla... Allah'ım ya öldüyse ya. Gelsin beraber bulalım ya. Beraber arayalım ablacığım. Peki senin oğlun apar topar Isparta'ya neden gitti? Köyde geziyor, tozuyor, şey yapıyor. Isparta'ya apar topar neden gitti senin oğlun? Ya bunlar bu çocuğu ya bana dedirttirip durma abla. Bu çocuğu bunlar burada sattılar. Para karşılığı sattılar.
Var ya, ya ablacığım, bunlar bu para karşılığı bu çocuğu sattılar. Isparta'ya gittiler, yediler. Bak sonra geldiler buraya aynı güne yere ya. Tersin Beyciğim, Isparta'ya gitmeden önce bir hafta iki hafta önce Mustafa hiç oralarda hiç gördün mü, konuştun mu, size geldi gitti mi? Ya benle o zaman zaten konuşmuyordu abla, bu küsüdü benle bu ya, konuşma gelmezlerdi. Çocuklar gelirdi, bir yemek yerlerdi, çocuk yemek yerlerdi, bir çay içerlerdi, giderlerdi ya. Mustafa neredeydi o sırada? Ya Mustafa zaten orada dağda taşta orada. Gelmezdi benim yanıma falan. Gelin de gelmezdi ya. Bir çocuklar gelirdi. Dört çocuk, üç çocuk gelirdi. Öteki biri ufakıydı zaten Oksan. Tamam. Mustafa o sırada ya evdeydi abla, yani. Zaten bilmiyorum ki ben nerede olduğunu. Zaten benim önüme gelmezdi ki o. Bir dakika Mustafa, bir Mustafa'ya bir şey soracağım da ben önce şunu açıklayayım. Mustafa demişsin ki Didem onu açıklarsa ben oraya geleceğim, burayı basmaktan bahsetmişsin. Hodri Meydan, Mustafa'nın sevgilisi Zeynep Kod adlı Mehrican'ın evde bir cinayeti konuşurken böyle kaşık havasıyla beraber çocuklarla böyle dans etmesi, o görüntüleri önce Instagram'a koyacağım. Koyuyor muyuz arkadaşlar? Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye koyduk. Birazdan koyuyorlar, koymak üzereler. Görüntü hemen ben şimdi istedim, az önce istedim. Instagram'a koyuyorlar. Arkasından da ekranlara vereceğiz o görüntüyü. Yani ekranlarda, yani çok özür dilerim ama Zeynep Kod adlı Mehrican, eve gidiyorsun. Bir kız çocuğunun cinayet olasılığı var. Hadi diyelim Mustafa öldürmedi, Fatma öldürdü. O çocuk o evde bir şekilde öldürülmüş. Kaşık havası ne ya? Kaşık havası ne ya? Başka şeyler de yaptın Mehrican, onları da açıklayacağım. Bekle sen. Sen bekle. Sen bekle yani. Her şeyi açıklayacağım seninle ilgili.